binlerce yıl evvelinden bizlere taptaze bilgiler ve havadisler veren Sessiz Tanıklar programına hoş geldiniz. Şu an neredeyiz? İstanbul'un 6. tepesi olan, asıl ismi Arkadius Tepesi olan Cerrahpaşa Koca Musa Paşa hattı üzerinde devam eden tepenin eteklerindeyiz. Fındıkzade denilen bölgeyiz. Hemen aşağımızda Vatan Caddesi, yukarımızda Hekimoğlu Ali Paşa bölgesi ve Cerrahpaşa bulunmaktadır. Neden böyle bir nokta tayini yapıyorum? Birazdan çok güzel bir adamın huzuruna varacağız. Çok güzel bir adamın, adam kelimesini bilerek kullanıyorum işte, adam. Güzel bir adamın huzuruna varacağız ve ondan şahitliğini isteyeceğiz. Bu yüzden bu adamın huzuruna bizden sonra merak edip gelecek olanlar için adres tayin ediyorum. Bugün Fatih Sultan Mehmet Han'ı hiperaktif çocuktan çağ açıp çağ kapatan, imparatorlukları yıkan bir delikanlı haline getiren Diyarbakırlı Molla Gürani'den, hocası Molla Gürani'den bahsedeceğiz. Çünkü bugün Molla Gürani'nin huzurundayız. Ama önce Molla Gürani'nin mezarının bulunduğu dergahın, tekkenin bugünkü halinden biraz bahsedelim. Arkamda bulunan Karamani Camii, hemen Fındıkzade otobüs durağının arkası. Karamani Cemalettin İshak Efendi kimdir? Fatih devrinden Yavuz Sultan Selim dönemine kadar hocalık yapmış, kadılık yapmış, naiplik yapmış güzel bir adamdır. İshak Efendi. Kardeş çok meşhurdur. Cemalettin İshak Efendi'nin kardeşi çok meşhurdur. Kim mi? Söylüyorum. Sıkı durun. Yavuz Sultan Selim'in vermiş olduğu bir emirden dolayı atının yularından tutup aşağı çekip vallahi seni padişahlık makamından indiririm, senin böyle bir hakkın yok, şeriat bana bu yetkiyi veriyor diyen, dönemin en çok korkulan, en celal padişahı olan Yavuz Sultan Selim'e ayar veren Zembilli Ali Efendi'dir. Evet, Cemalettin Ali Efendi'nin abisi Cemalettin İshak Efendi dergahıdır. Burası Karamani dergahıdır aynı zamanda. Zembilli Ali Efendi Osmanlı ilim dünyasının zirvelerinden biridir ve evi maalesef bugün bir yangında yok olmuş bir biçimde, harap bir biçimde. Buradan Fatih Belediyesi'ni göreve davet ediyoruz. Zeyrek'te metruk ve kötü bir biçimde durmaktadır. İşte burası öyle güzel bir dergahtır ve biz de bu dergahın bahçesindeyiz. Yanlış duymadınız. Biz bir dergahın bahçesindeyiz. Ve hemen arkamda bu dergahın bahçesine metfun, bu dergahın bahçesine gömülü olarak bulunan Molla Gürani'den, Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Molla Gürani'den bahsetmek için bu dergahın bahçesine geldik. Çok doğru söylüyorum. Ben şu an bir caddenin ortasındayım. Cerrahpaşa'dan Fındıkzade'ye inen ve her metrekaresinde arabaların park ettiği bir caddedeyim. Burası dergahın bahçesiymiş. Dergahın bahçesi ikiye bölünmüş. Mezarlık kısmı arkamızda, cami kısmı benim arkamda kalmış ve ortasından yol geçirilmiş. Ne zamana ait bir düzenleme? 1953 yılına, Adnan Menderes dönemine ait bir düzenlemeden bahsediyoruz. Burası Menderes zamanında bir tane dergah düşünün. Dergah ortadan ikiye bölünüyor. Bir tarafı bir yerde, bir tarafı bir yerde kalıyor. Ortasından cadde geçiyor. İşte şu an o caddenin bulunduğu yerdeyiz. Bir daha söylüyorum, Fındıkzade'deyiz. Lütfen gelin ve Molla Gürani Hazretlerini ve Molla İshak Hazretlerini, Molla Zembilli Ali Efendi Hazretlerinin ruhuna buraya gelin ve birer dua okuyun. Şimdi sözü fazla uzatmayalım. Sözü tanıklığın en güzelini yapan Molla Gürani'ye verelim. Buyurun efendim.
2016. Molla Gürani'nin vefat etmesinin üzerinden 500 sene geçmiş. Bakalım 500 yıl sonra Molla Gürani'nin, yani hiperaktif bir Mehmet'ten, çağlar açıp çağlar kapatan bir delikanlı Mehmet'i oluşturan Molla Gürani'nin bulunduğu mezar acaba şu an ne halde? Buyurun efendim. Nihayet Molla Gürani Hazretleri'nin huzurundayız. Burası bir Karamani dergahı Şeyhülislamlar mezarlığı. Bir daha söyleyeyim mi? Osmanlı İmparatorluğu döneminde halifeden sonra dini anlamda en yüksek ikinci adamın, dini anlamda en yüksek ikinci adamların bulunduğu bir yerdeyiz. Mesela çok güzel bir taş var. Okuyalım mı ne diyor? Okuyorum. Diyor ki, bakın şimdi, bir kavuk var başında. Ne demiştik biz bir programda? Eğer bir mezar taşının üzerinde bir kavuk varsa, o kavuk onun medrese uleması, medrese mensubu olduğunu gösterir. Şu an bir medrese ulemalarının, bakın burada 3 tane var, medrese ulemalarının önündeyiz demektir. Şimdi bir tanesini okuyalım ve kim olduğunu görelim. Diyor ki, huvel baki. Bütün taşlar huvel baki ile başlar. Baki olan, ölümsüz olan, ölmeyecek olan, ezel ve ebed olan yalnızca Allah'tır. Onun dışında her şey ve herkes ölümlüdür. Ne diyor Necip Fazıl? Öleceğiz. Müjdeler olsun, müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun. Ben yıllarca düşünmüştüm yahu. Ölümü öldüren Rab ne demektir? Ölüm ölür mü? Evet evet. Ölebilecek özelliğe sahip her şey ve herkes öldükten sonra kim ölecek? Ölümlü olan her şey öldükten sonra ölüm ölmüyor mu? Ben bunu Necip Fazıl'dan sonra öğrenmiştim. Çok güzel söz. Huvel baki. Şeyhülislam şuraya kadar. Şeyhülislam'ı sabık. Sabık eski demektir. Yani eski Şeyhülislamlardan merhum, şurada merhum yazıyor, Çelebi, Osmanlıca öğrenmeye çalışan ve Kur'an-ı Kerim bilenlere bir kolaylık olsun. Osmanlıca'da, yani şey, Arapça'da pardon, Ç harfi yoktur. Harfi yoksa, noktası yoksa H'dir. Altında bir nokta varsa C'dir. 3 nokta varsa Ç'dir. Bakın burada 3 nokta var. Çelebizade, İsmail, Asım Efendi, Hafidi, yani onun yetiştirdiklerinden şurada diyor ki, Şeyhülislam'ı sabık, eski Şeyhülislam, merhum ve mağfur Hacı Muhammed Zeynel Abidin, Muhammed Zeynel Abidin Efendi'nin ruhu için. Yani burada yatan merhum eski Şeyhülislamlardan Çelebi Muhammed Asım Efendi'nin yetiştirdiği öğrencilerden yine Şeyhülislam olmuş olan merhum ve mağfur Hacı Muhammed Zeynel Abidin Efendi bulunmaktaymış. Bakın bir kavuk ve bir medrese mensubu. Bir dakika. Medrese mensubu ama Şeyhülislam olmak için medrese okumak lazım. Medresede profesörlük yapmak lazım. Müderrislik yapmak lazım ki sen bir Şeyhülislam olasın. Bakın bunların hepsi birer Şeyhülislam'dır. Molla Gürani Hazretleri burada. Tuttuğum yerde. Ama durun. Onu konuşmayalım. Önce Fatih Belediyesi'ni göreve çağırarak bir şeyler göstermek istiyorum. Yıl 2016. Fındıkzade. İstanbul'un tam orta yeri. Şu an tam ortasındayız. Ve bir padişah hocasının mezarındayız. Molla Gürani'nin mezarındayız. Ve dini hassasiyetlere özen gösteren bir belediyenin sınırları içindeyiz. Neden söylüyorum bunu? Belediyeyi göreve çağırmak için söylüyorum.
Çünkü birazdan göreceğimiz manzaralar hoş manzaralar değil. Mola Gürani'nin külliyesi, Mola Gürani'nin türbesi, kim tarafından yapıldığı belli olmayan bir tarih katliamının tam ortasındayız. Bakınız, bir medrese uleması olduğu, başındaki kabuğundan belli olan, başı var ama sonu yok, bir tarih katliamı yaşanmış. Bir soykırım diyelim buna. Bir sanat tarihi soykırımı. Lütfen bakın, burada bir mezar taşı başlığı bulunmakta. Ne yazık ki bu da kırılmış ve buraya konulmuş. Başka neler mi var burada? Buyurun efendim. Gelin. Bakar mısınız şunlara? Mezarlıklar gibi yatıyorlar. Sıradağlar gibi uzanmışlar. Kaç tarihinde vefat etmiş? Aman Allah'ım, 1228 diyor. Yani 1808'li yıllarda vefat eden, yani 2. Mahmut dönemine denk geliyor. Vefat eden bir medrese mensubunun taşı yatıyor şu an yerde. Diyor ki, önce tabii şiir var. İşte bu güzel bir sanattır. Şiir yazarlar. Ve burada diyor ki, Hasene-i Adem'den, yani güzel insanlardan Mehmet Esat Efendi. Güzel isimmiş. Mezarı nerede bilmiyoruz. Bakarsanız şöyle, burası bir mezarlık olabilir. Yol düzenlemesi yapılırken kaldırılmış olabilir. Çünkü birazdan aşağı ineceğiz. Taşı olmayan mezarlar göreceğiz. Allah affetsin. Üzerine basıyoruz belki de. Bunlar onlar olabilir. Bakar mısınız sevgili dostlar? Burada bir kalkmıyor. Burada bir tarihi soykırım yaşanmakta. Neden Fatih Belediyesi'ni göreve davet ettik? Çünkü bu konularda hassasiyetli davrandığı için belediyeyi davet ettik. Burası Fatih Belediyesi sınırları içerisinde Molla Gürani'nin mezarlığından bölümler. Şimdi sessiz tanıklar bunlar olsa gerek. Sevgili dostlar, şu taş acaba hangi taşın? Yok, uzun, kalkmıyor. Şu başlık acaba hangi taşın başlığıydı? Şu mezar taşı acaba kimin? Şurada bir çocuk taşı var. Sanat tarihi anlamında çok önemli bir özelliği var bunların. Bakın, çok rahat elime aldım. Kapı da açık, kontrolde yok. Götürebilirim yani. İşte bunlar burada böyle duruyorlar. İlgililerin ilgisini bekliyorlar. Biz de bu ilgililere burada, işlerinin yoğunluğundan dolayı eğer göremiyorlarsa, sevgili dostlar, sevgili yetkililer, burada ilgiye muhtaç böyle taşlar var. Gelirseniz böyle bunları da görürsünüz. Bakın lütfen, buralarda sessiz tanıklar var. Buralarda sessiz tanıklar var ve bu tanıkların tanıklıkları çok önemli. Tarih bizim, bu eserler de bizim. Sahip çıkmazsak kimse sahip çıkmaz. Sevgili yetkililer, Fatih Fındıkzade Molla Gürani Mezarlığı. Buyurun efendim. Türbe ziyaretinden sonra sanat tarihi anlamında çok değer addeden taşların 2016 Türkiye'sinde Fındıkzade'deki hallerini size gösterdikten sonra bu mezarlıkta ve belki de Allahu Alem bu bölgedeki en muhterem insanın huzurundayız. Molla Gürani 1410 tarihinde Diyarbakır Ergani'de doğmuştur. Aslen bir Kürttür. Aslen bir Kürttür. Neden bunu söylüyorum? Şu yüzden söylüyorum.
Molla Gürani bir Kürttür, Diyarbakırlıdır. Fatih Sultan Mehmet Han bir Türktür. Bir Türk padişahıdır. Akşemseddin her ne kadar Balıkesir göğünüklü olsa da Şam'dan oraya gelmiş bir ailenin çocuğudur. Yani Arap'tır. Farkında mıyız bilmiyorum ama bir Türk, bir Arap, bir Kürt el ele vermişler. İslam bayrağını Hristiyan İstanbul'un tam bağrına dikmişler ve İstanbul'u fethetmişler. Çünkü asıl olan millet değil, ümmettir. Biz Türklerle Kürtlerin, Araplarla Türklerin, Araplarla Kürtlerin bir kardeş olarak yaşadığı Osmanlı bakiyesinin evlatlarıyız. Ve bir Türk olarak ben, bir Türk olarak ben, Diyarbakırlı bir Kürt olan Molla Gürani'ye müsaadenizle dedem diyorum ve bütün hürmetimi bildiriyorum. Dedemdir kendileri, atamdır, büyüğümdür kendileri. Molla Gürani 1410-1488 tarihleri arasında 78 sene yaşamıştır. Diyarbakır'da, Urfa'da, Bağdat'ta ve Doğu'nun bütün medreselerinde hemen hemen İslami eğitimler almış, icazetini almış ve Edirne'ye yerleşmiştir. Sultan II. Murat, Padişah II. Murat, başkent Edirne'de yaşayan Molla Gürani'ye zor, hayatının belki de en zor görevini vermiştir. Nedir o? Hiperaktif, yaramaz, söz dinlemeyen, hocaları usandıran, hoca eskiten bir şehzadeye, bir genç şehzadeye hocalık yapması, tırnak içinde söylüyorum, onu adam etmesidir. İşte bu laf söz dinlemeyen, elde avuçta durmayan, hocalarını yıpratan, bol miktarda hoca değiştiren hiperaktif şehzade, çağlar açan, çağlar kapatan ulu hünkâr Sultan Mehmet Han'dan başkası değildir. Molla Gürani, çocuk olan Fatih'in hocası olduğunda, kayıtlardan biliyoruz, kaynaklardan biliyoruz, ilk yaptığı şey, Fatih'in bulunduğu odaya girmiş. Yani Fatih demeyelim, yanlış olur. Şehzade çocuk Mehmet'in bulunduğu odaya girmiş. Yaramazlık yapan Mehmet'i koltuğunun altından tutmuş, havaya kaldırmış ve arkadaki sedire fırlatmış. Otur demiş. Ve ona daraba fiilini, dövmek fiilini çektirmiş. Çek bakalım demiş Türkçedeki dövmek fiilinin zamanlara göre hallerini. İlk yaptığı şey dövmek fiilini çektirmek olmuş. Molla Gürani Hazretleri İstanbul'un fethinde çok etkili olan üç insandan biridir. Akşemseddin, Molla Fenari ve Molla Gürani. Fetihten sonra İstanbul'da önemli görevler almış. Bir gün talebesi olan ve bir imparatorluğa son veren 21 yaşındaki öğrencisi Sultan Mehmet Han vezirlik vermek istemiş. Vezirlik. Yani bugünkü tabirle bakanlık vermek istemiş hocasına. Sanırım empati yaparsak anlarız. Biri diyor ki gel şu Kültür Bakanı ol, İçişleri Bakanı ol, şu Milli Eğitim Bakanı ol diyor. Herhalde kabul ederiz değil mi? Yani bakan olmayı kabul ederiz. Diyor ki Mehmet, Sultan Mehmet'e adı ile hitap eden 3-5 insandan biridir. Mehmet diyor, bu vezirlik makamını isteyen, kendini bu vezirlik makamına hazırlayan pek çok insan var sarayda. Senden vezirlik bekliyorlar. Şimdi onlar dururken ben vezir olursam onların iştiyaklarını, onların heveslerini kırarız ve bu devlet terbiyesi anlamında küskün insanlar oluşturur. Bu da hoş olmaz diyor. Dostlar farkında mıyız? Bakanlık yani vezirlik payesini, vezirlik rütbesini bu makama kendini hazırlayan insanlar var, onları küstürmeyelim diyerek reddeden bir insanla karşı karşıyayız. Bursa'ya kadı olarak atandı. Derken bir dönem Sultan Mehmet Han'la araları bozuldu. Mısır'a, Mısır'daki hükümdar Kayıt Bay'ın yanına gitti. Kayıt Bay ile birlikte birkaç yıl çalıştı. Sultan Mehmet onu tekrar çağırdı ve ona kadılık verdi.
gitti. Devlet terbiyesinde küsmek olmaz dedi. Bütün şahsi heveslerini ve duygularını bıraktı. Padişah çağırıyor dedi. Mısır'dan kalktı. İstanbul'a geldi. 1488 tarihinde vefat ettiğinde Osmanlı tahtında Fatih Sultan Mehmet Han değil, onun oğlu 2. Beyazıt bulunmaktaydı. Vasiyetinden biri şuydu. Bütün öğrencilerini etrafına topladı ve dedi ki eğer benim üzerinizde bulunan hakkımı helal etmemi istiyorsanız ben ölene kadar, son nefesimi verene kadar, belki bu bir hafta sürecek, 24 saat 7 gün Kur'an-ı Kerim okuyun. Aranızda anlaşın. Ben Kur'an sesi duyarak ruhumu teslim etmek istiyorum dedi. Ağladılar. Dedi ki ne ağlıyorsunuz çocuklar? Ben mutlu, mesut, bahtiyar bir dünya hayatı yaşadım. Allah sonumu hayretsin. Dua edin sonum iyi olsun. Çünkü dünyalığım çok iyiydi dedi. Ve bir vasiyette daha bulundu. Benim namazımı Sultan Beyazıt kıldırsın. Tam olarak da dediği gibi oldu. Yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın 8. padişah olarak tahta çıkan oğlu Sultan 2. Beyazıt böyle bir mübareğin Diyarbakır Ergani'nin bilmem ne köyünden kalkıp İstanbullulara Edirne'lere gelmiş böyle bir alimin mezarında namazını kıldırdı. Vasiyetinden biri de şuydu. Dünya hayatı beş para etmez. Ben padişahlar yetiştiren, saraylarda bulunan, sarayların baş tacı, paşalara, vezirlere, padişahlara ismi ile hitap eden ben, Muhammed İsmail Molla Gürani, bu dünyadan son olarak toprağa verilirken, kefenlenmiş biçimde ayaklarımdan sürüklenerek mezarıma götürüleyim. Yani ben dünya hayatına önem vermeyen biri olarak ayaklarımdan sürüklenerek inmek istiyorum diye bir vasiyette bulundu. Hiçbir öğrencisi bu vasiyete kulak vermedi. Veremezdi. Ne demek yani? Sultan Mehmet'i yetiştiren bir adamın ayaklarından tutup mezara taşımak ne demek? Yapamadılar. Yapamazlardı. Bir hasıra koydular. Hasırı çektiler. Ve hasırla birlikte mezara koydular. İşte Molla Gürani, işte çağlar açıp çağlar kapatan Sultan Mehmet Han'ın manevi mimarı Molla Gürani, Fındıkzade'deki mezarı sizleri beklemektedir. Ne yapın söyleyeyim mi? Bir pazar günü ya da ne bileyim mesai anlamında müsait olduğunuz bir gün herhangi bir yerden tramvayla, otobüsle herhangi bir yerden gelin. Fındıkzade otobüs durağında ya da tramvay durağında inin. Tam karşısının tam karşınızda Karamani Piri Mehmet Paşa Camii'ni göreceksiniz. Bu caminin hemen solunda tepede Molla Gürani'nin mezarını bulacaksınız. Lütfen çoluğunuzu çocuğunuzu alın. Eşinizi dostunuzu alın ve buraya gelin. Çünkü vefat ettikten 500 sene sonra 2016'da sizleri bekleyen büyüklerimiz hala yaşadıkları dönemin tanıklığını yapmak istercesine, size bir şeyler anlatmak istercesine burada bulunmaktadır. Ne diyelim? Biz de ruhlarına birer dua okuyalım. Efendim, sessiz tanıklar başka sessiz tanıkların tanıklığına başvurmak üzere müsaadenizi istiyor. Allah'a emanet olun.